Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Her gün canlı olarak birbirinden farklı konukları ve konuları sizlerin karşısına ekrana çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz olacak. Sinemadan bahsedeceğiz ve bazı kitapları da var kendisinin. Sinema ile ilgili konularımız olacak kendisiyle. Cengiz Asiltürk bizlerle birlikte sinema yönetmeni ve yazar aynı zamanda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Hem sinema ile ilgileniyorsunuz hem aynı zamanda roman da yazıyorsunuz farklı alanlarda. Ama öncelikle sinemayı konuşalım istiyorum. Aslında ne kadar zamandır hocam uğraşıyorsunuz sinemayla? Benim bütün eğitimim sinema üzerine. Yani üniversite, yüksek lisans, doktora, işte doçentlik tezimi de yeni verdim. O da sinema üzerine. Sinemada yaratıcı yönetmen konulu bir kitapla başvurumu yaptım. Sonuçlarını bekliyorum. Bir 10 yıllık TRT geçmişim var. Onu sinemayla ilintili sayacağım. Çünkü orada da orada drama programları müdürlüğünde çalıştım. Yönetmenlik, yapımcılık yaptım. Yapım yardımcılığı yaptım. Yönetmen, yani sinema ile ilgili yapılabilecek bütün aşamalardan geçtim orada. Hani bir söylem vardır, TRT bir okuldur diye. Gerçekten okuldur. Üniversiteyi bitirmiş insanların yeniden okula başladığı bir yüksek yer lisans gibi mi düşünmek lazım hocam? Evet, yani o çok büyük katkıları olmuştur bana. Evet. Orada başladı. Orada da tamamen dramada çalıştım. Yani kurmaca işler yaptım. 10 yıldır mı dediniz hocam sinema? 10 yıl kadar yaptım orada. 10 yıl kadar yaptınız orada. 2006'dan itibaren de işte oradan ayrılıp Beykent Üniversitesi'ne geldim. Sinema televizyon bölümüne. İki tane sinema filmim var. Daha önce TRT'de yaptığım birçok kurmaca var. Televizyon filmi, televizyon dizileri gibi kurmaca işler. Hocam peki sinema filmleriniz neyle ilgiliydi? İki tane yapmış olduğunuz. Bir tanesi Büyülü Gerçekçilik. O orta metrajı, tam uzun metrajı sayılmaz. 70 dakikalık bir şey. O yazarının elinden kaçan, yani romanın içerisinden kaçıp gerçek hayata adapte olmaya çalışan Büyülü Gerçekçilik tarzında bir filmdi. İkincisi Albatros'un Yolculuğu, 2012'de çekildi o. Evet. Orada da bir şairin serüveni anlatılıyordu. O da birazcık büyülü gerçekçiliğe yakın. O şu anda devam ediyor mu? Bir ikincisi olacak mı abi? Şimdi üçüncüsü bu yıl Ağustos ayında başlayacaktık ama çeşitli nedenlerle yapımcılar erteleyelim dedi. 2019'un 23 Ağustos'u tarih konuldu çekilmesi için. Yavaş yavaş ona hazırlanacağız. Ona hazırlanacak. Peki hocam, sizin başladığınız dönemden bu döneme kıyasladığınızda sinemada nasıl yol kat ettik? Ne kadar çok ilerledik? Hani bu şekilde bir kıyaslama yaptığınızda ne söylemek istersiniz? Şimdi kıyaslama yaparken her iki dönemi de kendi koşulları içerisinde değerlendirmekten yanayım ben. Evet. Gerçekten Yeşilçam dönemi çok zor koşullarda. Olmazı olur kılarak yaptıklarını ben o dönemin yönetmenlerinden, oyuncularından da dinledim. Konuyla ilgili bir sürü kitap da var, araştırmalar da yapıldı. O dönem tabii ki teknik imkanlar açısından gerçekten çok zor. Daha sonraki dönemde ki günümüzde özellikle çok daha kolay, çok büyük avantajları var. Dünyada ne varsa Türkiye'de bugün o var. Yani kameraların en iyisi var, kurgu setlerinin en iyisi var. Kamera altlıkları Avrupa'nın çok ilerisinde şu an Türkiye. Belki bir Amerika ile kıyaslanacak kadar ileri. Şu an daha kolay ama o dönem içinde, bu dönem içinde benim naçizane uzaktan baktığımda gördüğüm temel sıkıntımız hep senaryo. Hep senaryo. Anlatılan hikaye, evet. Eksik mi kalıyor hocam yani? Ne yani doyurucu olduğunu düşünmüyorum. Herkes senaryoyu yeniden keşfetmeye çalışıyor. Oysa bunun yolu yöntemi belli artık. Çok az dokunarak genel kurallara, çok az dokunarak senaryo yazılabilir. Ama bizde her yönetmen sıfırdan kendisi senaryonun yazma yöntemini belirlemeye çalışıyor. Yönetmenlerin o yüzden yazmasında mı sıkıntı var? Yok değil. Yardım da alabilir. Kendisi de yazabilir ama bu işin bir yolu yöntemi var. Böyle sıfırdan sanki daha önce hiç senaryo yazılmamış, kurallar hiç bilinmiyormuş gibi bir metne başlar gibi başlamaları bence sıkıntı yaratıyor. Yazım teknikleriyle alakalı aslında baktığımızda. Peki hocam konunun yanı sıra teknik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sinemayı. Evet sinemayı şu anda baktığımızda. Biraz önce de söylediğim gibi teknik olarak artık dünyanın en ileri ülkelerinden biri Türkiye bu anlamda. Bir tane isim anacağım. Çok önemlidir Türk sinemasının yeni dönemi için.
madem siz ikiye ayırdınız, yeni dönem dediniz, Uğur İçbak diye bir görüntü yönetmeni var. Hı hı. Türk sineması gerçekten onun yol göstericiliği sayesinde teknik olarak çok ileriye gitmiştir. İlk defa o reklam için kullanılan aksamları sinemaya aktarıp yönetmenleri kabul ettirebildiği için ilk ivme onun sayesinde olmuştur. Ama günümüzde artık o çok da aşıldı. Dünyada ne varsa ileri ülkelerde, Türkiye'de de o var. Peki artık Türk sinemasının çok fazla olmasının, hani gişelere gittiğimizde, sinemaya gittiğimizde artık yabancı filmlerden daha fazla görüyoruz değil mi? Türk filmlerine baktığımızda. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam, bu kadar çok olmasını? Tabii bu teknik açıdan filmin eskisine göre sinemanın ve filmin daha kolay yapılır hale gelmesinin çok büyük katkısı var. Ama sonuçlardan memnun muyuz? Naçizane ben eskiden 4 film çekiliyorsa 2 tanesi izlenir düzeydeydi. Bu yani aşağı yukarı 15-20 yıldır, özellikle de son yıllarda. Yılda 300-400 film çekiliyor ama 2 tanesi falan izlenir halde. Yani böyle de bakmak gerekiyor sanırım. Yani kalite azaldı mı demek istediniz aslında? Kalite azalmadı da beklenen kadar iyi olmadı. Çünkü film çekme olanakları herkese aşağı yukarı açık olduğu zaman da herkes film çekmeye çalışıyor. Ama herkesin yapacağı bir iş değil bu. Herkes boks yapamaz. Herkes akademisyenlik yapamaz. Herkes polis olamaz. Herkes gece bekçiliği yapamaz. Bunların hepsinin şeyi var. Yapabilecek insanların bazı niteliklerinin olması gerekiyor. Sinema da öyle ama ben çok cesur görüyorum. Cesur olmak çok gerekli mi bilmiyorum. Hazır olmak gerekiyor daha sanırım. Daha az ve elenmiş olması gerekiyor belki sanırım de. Sanırım öyle. Yani çok fazla lisanslı sporcunuz olduğu zaman dünya şampiyonu olamazsınız. Biraz öyle bir şey bu. Herkes sinema yaptığı zaman sinema gelişiyor anlamına gelmez bu. Birazcık maddiyatla alakalı bir durum galiba. Biraz yani değil, maddi getirisi yüksek olduğu düşünüldüğü için artık her şey sinemaya dönüyor. Ya da işte artık dizilerin bile hemen bir sinema uyarlaması çıkıyor devamı olarak. Hani bazı dizilerde bile bunu görmüştük aslında. Diziler tabii başka bir kulvar diye düşünüyorum. O bambaşka bir yer. Siz yer aldınız mı hocam dizilerde ben, de? Kendi yaptığım işler de var televizyonda. Reji asistanı olarak çalıştığım çok güzel işler de oldu TRT döneminde. Yani piyasayı aşağı yukarı işin içinde bir olarak biliyorum ama o yüzden diyorum zaten birbirleriyle çok karıştırmamak lazım. Farklı televizyondan gelen yönetmenler, sinemaya televizyondan gelen, çokça televizyon yapan yönetmenler zaten sinemada çok sırıtıyor. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Format olarak farklı, çekim ölçekleri açısından farklı. Bir planın ekranda kaç saniye kalacağıyla ilgili bir sürü farklar var ama biraz seyircinin de kafasını karıştırdı. Televizyon dizisi yapar gibi sinema yapılıyor ve o sinema zannediliyor. Sadece nerede ortaya çıkıyor çok fark? Çok güzel bir şey söylediniz. Evet bu doğru. Bu sinemaya film izlediğimizde de biz de mesela hani dizi gibi hissediyoruz. Tabii, o kaliteyi çok fazla göremiyoruz. O zaman da işte o eleme kısmı galiba, o kaliteli iş çıkma kısmı az oluyor diyorsunuz ya, ondan kaynaklı. Dizi gibi sinema çekiliyor gerçekten. Bunu bence izleyici de fark ediyordur eminim. İzleyici değil, sizin gibi nitelikli izleyici fark ediyor. Herkes fark etmiyor. Sinema izledim diyor, konuşuyorsun. Aslında izlediği şeylerin dizi olduğunu ben biliyorum. Dizinin bir bölümü gibi. Hatta dizi daha kaliteli. Çünkü dizilerde doğrudan para kazandırdığı için daha dikkatli çalışıyorlar. Daha teknik olarak iyi şeyler belki kullanıyorlar. Belki maliyetten kaçmak için mi hocam, böyle dizi gibi daha maliyetsiz? Bu biraz alışkanlık da sanki. Yani şöyle söyleyeyim. Tekvando yapacaksanız ince uzun kaslara ihtiyacınız var fizik olarak. Ama hem tekvando yapmak isteyip hem de halter çalışırsanız olmaz. O çünkü daha kısa kaslar gerektiriyor, geniş kaslar gerektiriyor. Biraz öyle bakıyorum. İnsanlar orada alışıyor, sana sinema yaparken de dizi yapar gibi yapıyor, sinema yaptığını zannediyor. Fark nerede ortaya çıkıyor? Fark kaliteli seyircinin karşısında ortaya çıkıyor. Bir de festivallere gönderdiği zaman adam bakıyor, diyor ki işte bilmem ne kadar seyirci izledi, şu kadar beğenildi, bilmem nerede birinci oldu falan. Ama doğru düzgün bir festivale gittiği zaman adam bakıyor, bu televizyon filmi gibi bir şey diyor. Çünkü çok farklı. Çıplak gözle ilk anda belki göremeyebiliriz ama gören gözler var. Gören gözler anlıyor. Peki dizi sektörünü şu anda nasıl buluyorsunuz? Müthiş buluyorum. TRT dönemlerinde de çok fazla içerisindeydim diyorsunuz. Evet. Başarılı buluyor musunuz? Şu an müthiş iyi. Müthiş iyi. Yani dünya çapında gerçekten ve ben öğrencilere Ortadoğu'da şunu... Ortadoğu'da bile çok izleniyor değil mi dizilerimiz tabii, şu anda? Öğrencilere şunu söylediğim zaman böyle munis bir gülümsemeyle bakıyorlar. Diyorum ki Allah muhafaza Fransa'da doğmuş olsaydın ne olacaktı? İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da doğsan ne olacaktı? Bu sektörde çalışacaksan Türkiye'de doğmuş olmak
dünyanın en iyi iki ülkesinden birinde doğmuş olmak demektir. Yani iş bulmak olarak da değerlendiriyorsunuz değil mi? Tabii ki. Hem de kalite yoğun, olarak. Evet, yoğun bir dizi akışı var şu anda baktığımızda tabii. Ve çok kaliteli yapıyorlar. Evet. Ben çok fazla izlemiyorum ama her birinin işte yabancı kalmamak için bir bölümünü, iki bölümünü izliyorum. Hangi yönetmen çekiyor, hangi oyuncular çekiyor, nasıl bir hikaye anlatılıyor. Bence olağanüstü. Peki yani, tarih dizileri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Hani şu anda da var. Bazen çekiliyor, tutmuyor. Geçen sene olmuştu, yine aynı şekilde çekildi ve tutmadı. Tarih dizilerinde galiba birazcık sıkıntı yaşanabiliyor tutmadığı zaman. Ya da bir tanesi tutuyor hocam, yeniden tekrar yapalım, başka versiyonunu yapalım gibi. Çok üstüne gidildiği zaman da izleyici istemiyor sanki bu sefer. Yo, televizyon, ben de neyi biliyorsunuz siz televizyonculuğu. Televizyonda biraz orijinal değil de benzerini yapmak daha avantajlı, daha güvenli. Yarışma nasıl programları da öyle değil mi? Riske almamış oluyor. Tabii. O şekilde mi düşünmek televizyon lazım? Yani o tarihi diziler içinde şöyle daha doğrusu toparlayayım. Bütün diziler için söylemek gerekirse yani birbirine benzer de olabilir, orijinal de olabilir ama bir nedenden beğenilmiyor. Onu kimse bilmiyor. Yapımcılar belki da bilmiyor. Belki oyuncuların etkisi, sevmedikleri oyuncular, evet. Belki o frekans oturmuyor, tutmuyor bir şekilde. Aslında bu tam olarak tespit edilmiş değil. Evet. Yapımcılar da bazen şaşırıyor. Diyor ki yaptık tamam, evet yaptılar, oldu. Ama seyirci beğenmeyebiliyor, tutmayabiliyor. Yayın günü çok önemli, yayın saati çok önemli. Doğru. Dediğiniz gibi oynayan oyuncular çok önemli. Mesela Fikret Kuşkan oynuyorsa insanlar çok istiyorlar. O oynasın, izleyelim istiyor. Ama bir başka oyuncu tercih ediliyor. Belki o zaman izlemiyor sadece oyuncusundan dolayı. Evet. Bunlar yani çok parametreler geniş. Her neden var aslında. Birçok neden İzlenmek var. Ve izlenmemesi için. Tam olarak bilinmiyor için. Zaten. Tam olarak bilinmiyor. Dünya da bilmiyor. Amerikalılar da bir film yapıyor. Milyon dolarlar harcıyorlar. Garantisi yok ama. Evet. Yani aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Şunu yaparsak böyle olur, bunu yaparsak. Çok güvendikleri tutmayabiliyor. Tabii, hiç güvenmedikleri tabii. olur mu acaba dedikleri tabii. tutabiliyor. Evet. Bu da insanların bakış açısına göre değişiyor tabii, tabii ki yani baktığımızda. Şey çok geniş, parametre çok geniş. Peki hocam, sizin de 3 tane bilimsel kitabınız var. Evet. 2 tanesi de uluslararası düzeyde. Bu kitaplardan birazcık bahsedebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, ben kitaplardan bahsederken aslında istemesem de kendimden bahsetmiş olacağım galiba. Bu da hoş değil. Ben üniversite 1. sınıfta okurken yüksek lisans tezimi, doktora tezimi, doçentlik tezimi ne üzerine hazırlayacağımı biliyordum. Evet. Öyle çıktım yola. Sinemada diyalektik kurguyu yaptım. O kitap haline geldi. Evet. Yüksek lisans tezi olarak. Tabii tez formatından kurtarıp üzerine çok uzun çalıştım. Evet. Tez. Bunlar roman dışındaki kitaplarınız tabii, tabii değil mi? Bilimsel bunlar daha kitaplar. Teknik bilimsel kitaplar. Evet. Romanlar farklı tabii. Evet. Ki. Onlardan söz ederiz. Evet. Sonra doktora tezi için sinemada şiirsel anlatımı yaptım ki dünyada tek örneğidir bu. Gerçek anlamda şiirsel sinema nedirin bilimsel bir perspektiften baktığımızda. Yoksa bir sürü kitap var işte diyorlar ki Tarkovski'nin şiirsel sineması ama şiirsellik ne ki? Sinema dili ne ki onu şiirsel olarak sayıyorsun? Ha diyoruz şiir gibi top oynuyor, şiir gibi dans ediyor. Bunlar çok kolay kullanılan kavramlar. Ama bilimsel metotta baktığınız zaman sinemada şiirsel anlatım tek örnektir. İşte onu İngilizceye çeviriyorlar şimdi şeyle beraber. Sinemada yaratıcı yönetmenle beraber. Önümüzdeki yıl herhalde İngilizce sinema eğitimi gören birçok Avrupa ya da Batı ülkelerinde de ders kitabı olarak okutulacak diye yola çıktı yayın evi. Dağıtımını öyle yapacaklar. Angajmanlar öyle. Üçüncüsü de doçentlik tezi olarak verdiğim sinemada yaratıcı yönetmen. Yönetmenlikle ilgili dünyanın her ülkesinde herhalde üçer beşer tane sinema kitabı vardır. Evet. Bilebildiğimiz kadarıyla ama yaratıcı yönetmenin zihnin işleyişiyle ilgili sinemada yaratıcı yönetmen kitabı. O da unik bir örnek, çok tek bir örnek. Onu da şu an çevirmektedir arkadaşlarımız. Peki hocam, kitaplara daha detaylı olarak konuşacak olursak sinemada yaratıcı yönetmen kitabında kişiler okuduklarında ne kapacaklar? Ya da işleriyle ilgili nasıl yansımaları olacak hocam? Şöyle bir tanesi sinema dünyanın her yerinde ilk örneklerinden bu yana hep iki açıdan değerlendirilir ki doğrudur. Bir tanesi gişeye, eğlenceye oynayan filmler. Bunu bazen sanat sinemasını çok seven insanlar yatsıyorlar. Yatsıyacak bir şey yok aslında. İnsanlar nasıl saç tokası yapıp satıyorsa film de yapıp satabilir. Bu da son derece normaldir. Ayakkabı yapıp satıyorsan film de yapıp satabilirsin. Bir mal olarak, tecimsel bir değer olarak
filmi görmek hiç de yanlış değil. Hı hı. Buna sanat sineması yapan insanların anlayış göstermesi lazım. Ama bir taraftan da sanat sineması yapıp işte kalıcı bir şeyler ortaya koyup kalıcı olsun isteyen insanlar da var. Buna da öbür tarafın biraz saygılı olması lazım. Yani benim yaptığım film 4 milyon izlendi, sen 20 binde kaldın gibi bir kıyaslama çok yanlış. Çünkü o farklı bir şey, öbürü farklı bir şey. Zaten yola çıkarken farklı olarak çıkıyorsun. Bir sanat değeri, bir sanat yapıtı ortaya koymak için çıkıyorsunuz. Kitap bununla ilgili. Anladım. Sanat sinemasının öteki sinemadan farkları nelerdir? Bu filmi yapan yönetmenlerin zihinsel işleyişi ötekilerden ne kadar farklı? Senaryolar nasıl ötekiyle farklı olmalı ki film farklı ortaya çıksın? Bu sinema diliyle ilgili bütün açılardan değerlendirilip ortaya konulmuş bir kitap. Peki öğrencileriniz okudu mu hocam, ne tepki verdiler mesela? Kitabınızla ilgili düşünceleri neler oldu? Tabii orada benim anlayamadığım bir şey var. Sadece benim öğrencilerim değil, Türkiye'deki hemen hemen bütün sinema okullarında okutuluyor benim sinemada diyalektik kurgu kitabı. Bence üçünün içinde en hafif demeyeyim de daha kolay okunabileni. Bunu çok seviyorlar, bilmiyorum. Bence sinemada yaratıcı yönetmen onu çok daha çok fazla. Seviyorlar. Evet, çok daha fazla insan sinema yapacak insanlara bilgi kazandırabilir sinemada yaratıcı yönetmen. Ama sinemada diyalektik kurgu nedense benim de anlayamadığım bir nedenle. Bazen işte az önce sinemada olduğu gibi değil mi? Hani sanırım. Filmler tutar dediğimiz ya da diziler tutar dediğimiz dizilerin tutmaması gibi örneğin belki de. Peki şiirsel anlatım kitabınızda daha çok ne gibi konuları işlediniz hocam? Ya orada şöyle söyleyeyim. O kitabın ortaya çıkmasında tez danışmanım Ayşe Kıran'ın çok büyük katkıları var. İlk tanıştığımızda doktora dersleri başladığı zaman bana dedi ki kimle çalışmayı düşünüyorsun tez konumu ben söylediğimde. Ben dedim yüksek lisans tezimi yazarken de doğrusu danışman bulamadım. Kaç hocayla görüştüm. İşte daha basit şeyler yapın. Atıf Yılmaz'ın kadın temalı filmlerinden bir tanesini ele alalım gibi tekliflerle karşılaştım. Oysa ben dediğim gibi üniversite birinci sınıfta biliyordum öyle bir konuyu işleyeceğimi. Sinema diline doğrudan sinema dilinin kökenini oluşturan kurguyla ilgili. Doktora tezinde de danışman bulabileceğimi çok düşünmüyordum. Belki başka bir alandan bir danışman olurdu. Ayşe Hoca şey dedi, ben dedi sizden sinemaya dair bir şeyler öğreneceğim ama sen benden çok şey öğreneceksin, beraber yapalım dedi. O gösterge bilimci. Bunu anlatmamın nedeni şu, kitabın ana konularından bir tanesi gösterge bilim. Bir tanesi dil bilim, bir tanesi sinema dili. Ondan sonra bir tanesi şiir dili, en sonunda şiirsel sinema. Yani bayağı 4-5 tane konuyu götürüp sivriltip en tepede şiirsel sinemaya ulaşılabilir. Orada da şey olarak örnek filmleri Tarkovski sinemasından çok örnek var. Akira Kurosawa sinemasından çok örnekler var. Angelopoulos sinemasından var. Türk sinemasından Tülay Eratalay'ın bir filminden çokça örnekler var. Ömer Kavurur'un Gizli Yüz filmi var. Yani Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmi var. Sinemadaki şiirsel niteliklerin neler olduğu ortaya konulup şiirsel sinemanın ne olduğuna ulaşılan bir kitap. Evet, anladım. Peki hocam bir sinema filminiz daha olacak değil mi? İstanbul'un Kayıp Rüyası filmini çekeceksiniz. O ne zaman çekilecek hocam? İşte 23 Ağustos 2019 ilk iş günümüz olacak diye şimdi hesaplıyoruz. Önümüzdeki yaz evet, aslında. Bu yıl çekecektik işte. Dediğim gibi bir sürü nedenler oluştu, olumsuz nedenler. Ondan dolayı erteledik. Aslında ertelemek belki de daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Daha iyi koşullarda çekeceğiz diye düşünüyorum. Konusu ne hocam filmin? Konusu kutsal kitaplarda geçen bir Yusuf hikayesi vardır. Yusuf'un hikayesinin günümüzde geçen versiyonu gibi. Siz öyle senaryosunu mu yazdınız tabii, hocam? 3 yıldır üzerinde çalışıyorum ben. Evet. Yani aşağı yukarı 2007'den bu yana 25 kadar bildiğimiz sinema filmin senaryo doktorluğunu yapıyorum ben. Türkiye'de de senaryo doktoru kavramını getiren kişiyim ben. Senaryo doktoru? Evet. Tabii yazılmış senaryoların tedavisi. İyileştirme. Biraz daha düzeltilme. Şurada şu olsa tabii, daha iyi olur dediğimiz kısmı mı? Evet yani epey herhalde bir 25-30 kadar sinema filmi. Bildiğimiz bunlar bayağı kalburüstü filmler. Kendi filmlerimin senaryosunu yazarken de farklı bir göz görsün diye işi bilenlere ben de gönderiyorum. Siz de bir bakın falan diye. Bu dışarıdan bir göz çok önemli. Kesinlikle. Aslında bir senaryoyu tabii senaryo doktorunun tedrisatından geçerken
çeşitli mesleklerden birçok insana da okutmanın yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Sadece senaryoyla ya da yönetmenlik tabii. ya da televizyonculukla alakalı olmayan tabii, kişiler tabii. mi mesela? Asıl seyirci mesela banka memurudur evet. ya da sizin gibi spikerdir. Onun Hı-hı. gözünden de bir görmekte yarar var Hı-hı. diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle doğru. Bu çünkü, batıda yapılan bir şey. Çünkü aslında halka yaptığımız için değil mi? Tabii. Birazcık onların içerisindeki gözlemleri de almak çok doğru bir tespit olur. Tabii. Evet. Ben 1990'ların ortasında bir konuk öğrenci olarak bulundum Amerika'da bir sinema okulunda. Edward Dimitrik'ti hocalarımızdan bir tanesi. O şey derdi, ben derdi 50 yıldır aşağı yukarı sinemanın içindeyim. Siz doğru düzgün yapabildiğiniz zaman anlamayan seyirciye ben hiç rastlamadım derdi. Gerçekten doğru. Evet. Siz anlatabilirseniz hikayenizi seyirci anlayabilir. Çünkü çok kolay bir yoldan filme tanık oluyor. Doğrudan gözle ilgili, kulaktan ve konuşmadan daha ziyade gözle ilgili bir şey anlatıyorsunuz, göstererek anlatıyorsunuz. Anlaşılması o kadar da zor olan şey değil. Evet. Ama anlaşılmıyorsa biraz haksızlık etmiyor ama anlatıcıda sorun vardır diye düşünüyorum. Birazcık kendisini de eleştirmesi gerektiğini tabii ana metni, yani ana izliği herkes anlar bence. Zabıta memuru da anlar, öğretmen de anlar, bankacı da anlar. Sanat filmleri tabii daha derin katmanlı. Evet. Orada başka şeyler gerekiyor. Seyircinin de hazır olması gerekiyor bazı şeylere. O yüzden karşı tarafa geçip bir de şöyle bakmak gerekiyor sanırım. Sıkıcı film yoktur ama sıkılan izleyici vardır sanırım. O birazcık kendisinde araması evet. lazım eksiklerini diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam peki Albatros'un yolculuğunda neyi anlatıyorsunuz? Şimdi bir kere çektiğiniz bir tane ikincisini çekeceksiniz orada da. Bir kuş, deniz kuşu mu? Albatros bir deniz kuşu. Evet. İşte çok efsanevi bir kuş. Bir hafta mesela sürekli uçabilen bir kuş. Yorulmadan. Evet. Ondan sonra eşini kaybettiği zaman yeniden başka bir eş aramayan, yavrularına anneleri kadar ebeveynlik yapan. Değerli bir kuş. Evet öyle bir kuş ama bizimki işte ismini ilk duyanlar belgesel sanıyorlar. Evet belgesel doğru. değil. Charles Baudelaire'in Albatros diye bir şiiri var. Fransız şair, çok önemli bir şair tabii ki. Onun Albatros şiirinde şairin toplum içerisindeki konumunu birazcık sorgular o şiirde. Hani sanatların gerçekten şahıdır şiir. Ama insanlar şiiri çok hafifser nedense. Sen de mi şiir yazıyorsun gibi konuşuluyor. Orada bir şairin durumunu eğretiliyor Albatros kuşu üzerinden. Bir kuş geminin güvertesine düşer. İşte deniz işçileri yani cahil kesim. Onu pipolarla dürterek falan işte kırık kanadını topallamasını taklit ederler falan. Öyle bir şey. Bizim filmin çıkış yolu Charles Baudelaire'in bu şiiri, Albatros şiiri. Bizde de Albatros kuşunu film boyunca hiç görmezsiniz ama şairimiz Albatros'u temsil eder. Özet olarak böylesin. Anladım. Peki hocam kısacık bir ara diyelim isterseniz. Olur. Çünkü dört kitap daha var aslında. Roman da yazıyorsunuz aynı zamanda sinema dışında. Onlara da değinmek istiyoruz. Kısacık bir ara diyelim. Nasıl başladınız roman yazmaya? Neden farklı bir alana kaydınız? Bunları da konuşalım istiyoruz ama kısacık bir aranın ardından. Evet, kısacık bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Sinema yönetmeni ve yazar Cengiz Asiltürk bizlerle birlikte. Birazcık programımızın birinci bölümünde sinemadan bahsettik. Sinema filmlerinden konuştuk. Şimdi de dört romanından bahsetmek istiyoruz. Dört romanı var. Bir tanesi de İnkılap Kitap Evi ödülü almış bir roman. O da Sırlanmış Zamanın Gölgesinde. Şimdi normalde sinemayla ilgili kitaplar yazıyorsunuz. Sinema derslerine giriyorsunuz. Fakat roman nasıl hocam başladı? Bu alanı nasıl kaydınız ya da hep böyle mi devam edeceksiniz aslında? Yoksa hani bir romanda yazayım dediğiniz bir an mıydı? Yok aslında ikisi zaten beraber başladı evet. sayılır. Ben sinemayla roman yazma arasında yani yönetmenlikle roman yazma arasında çok büyük farklar görmüyorum. Bir tanesinde kamerayı kullanıyorsunuz, bir tanesinde kalemi kullanıyorsunuz. Fark benim için bundan ibaret. Evet. Çünkü ikisinde de birbirinin neredeyse aynı hikayeleri anlatıyorsun. Hikaye anlatma yönteminiz aynı. Evet. O yüzden bir fark görmüyorum. Ben roman yazmaya zaten çocukken yazacağımı sanırım biliyordum bir zamanlar. Evet. Öyle hazırlanıyordum. Çok iyi okuyan biriydim çocukluğumdan beri. Lise birinci sınıfta başladım Sırlanmış Zamanın Gölgesinde yazmaya. Bir hafta sonra da Ölü Yaprak Kuruşu'nu yazmaya başladım. İkisini paralel götürdüm. Evet. Ve çok uzun sürdü. 2006 yılında
kaç yıl oluyor? Aşağı yukarı 20 yıldan fazla bir süre oluyor. Üzerinde hep çalıştığım iki roman oldu. İkisini İnkılap Kitabevi'ne gönderdim yarışmaya. Şafak Barış vardı genel yayın yönetmenleri. Doğan Hızlan da Çetin Altan da jürideydi ve Çetin Bey beni görmek istemiş. Ben o zaman TRT'de çalışıyorum. Şafak Hanım aradı. İşte dedi, İstanbul'da bekliyor. Çetin Bey tanışmak istiyor dedi. Ben geldiğimde ilk söylediği şey dedi. Yani bu iki romanı aynı adamın yazdığına beni nasıl inandıracaksın sen dedi. Neden öyle bir şey düşünmüş? Hem dil olarak çok farklı hem anlatılan dönem olarak çok farklı. Anladım. Bir tanesi 1800'lerin Adana'sını anlatıyor. Tarzları farklı olduğu için nasıl yakaladı aynı şeyleri düşünüyorsun sanırım. Sen dedi şarlatan mısın, dahi misin dedi. Ben bilmiyorum. Şarlatan olmadığım kez. Ondan sonra onunla da görüşmelerimiz uzun sürdü. Daha sonra Muleta'yı işte o da çok eskiden başlamıştım da yarımda onu tamamladım. Ölü Yaprak Kuruşunu mu Sırlanmış Zamanın Gölgesinde mi basalım dediler. Çünkü Şafak Hanım'ın bana söylediği şu. Bir sürü roman başvurusu oldu yarışmaya. Bir tane sizinkinin birinci, bir tanesini ikinci olarak tayin edildi dendi. İkisinden birini basalım, hangisini basalım? Ben de onlara bıraktım. Onlar da Sırlanmış Zamanın Gölgesinde'yi bastılar. Araya epey zaman girdi Ölü Yaprak Kuruşu'nun basılması için. Çünkü ben Ölü Yaprak Kuruşu'nu senaryo olarak da hazırlamıştım. Asıl bütün arzum onu sinemaya dönüştürmek. Ama biraz pahalı bir proje olduğu için kısa sürede yapabileceğimiz bir şeymiş gibi görünmüyor şu an. O yüzden İstanbul'un Kayıp Rüyası'nı falan çekip ondan sonra belki oraya yeniden dönebiliriz. Onda Kalkedon basmak istedi Hakan Bey. Hakan Tanıtıran. Onunla konuştuk, basıldı. Arkasından son olarak işte Suret romanı basıldı, A7 kitap. Hepsi birbirinden farklı konular değil mi hocam aslında? Çok farklı konular ama... Farklı dönemleri mi anlatıyor? Sırlanmış Zamanın Gölgesi'yle Suret aslında aynı dönemleri anlatıyor. Biri Adana civarını anlatıyor. Bir göçer kabilesinin yerleşip kentleşme sürecini anlatıyor. 139 yıllık bir süreyi anlatıyor. Suret İstanbul ve Bursa arasında geçen bir hikaye. Bursa'da Muradiye Mahallesi'nde başlayan bir çocuğun hikayesi. İstanbul'a gelip Suretçiler Okulu'nda okuyup tekrar 40'lı yaşlarında okuldan atılıp Bursa'ya bir otele yerleşip orada adeta bir şey gibi kurgu seti, kameraların gönderdiği görüntüleri toplayan bir kurgu seti olarak düşünelim orayı. Muradiye'deki oteli. Oradan öğrendiklerini, gözlemlerini onun gözünden görüyoruz. Ta ki 1909 yılına kadar geliyor. Adamımızın ismi Rüstem Efendi. Onun ölmesine yakın olarak roman bitiyor ama adamımız hala yaşıyor. Yaşıyor. Evet. Belki ikinci devamı olur mu o zaman? Bilmiyorum. Olmaz diye düşünüyorum. Çünkü romandaki Rüstem Efendi Osmanlı İmparatorluğunu temsil ediyor. Osmanlı'nın yıkılışı aslında hani 15'i 23'e kadar falan sürüyor görünüyor ama aslında 1909 sonudur Osmanlı'nın. Osmanlı'yı anlatıyor aslında. Yaşlanma sürecini, yıkılma sürecini, çökme sürecini. Birazcık tarihsel bir kitap o zaman değil mi hocam? Gerçekler çok de var. Gerçeklerle çok iç içe ama ana konu çok gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan fiction bir şey. Ben onu yazmaya şöyle başladım. Belki bu biraz böyle bu açıdan bakarsak daha kolay anlaşılır. Biz ne yaparız mesela film çekerken? Senaryo gelir ve senaryodaki yazıyla anlatılmış ama ölçekleri belli olmayan görüntüler var. Onlar bizi ölçeklere böleriz. İşte genel çekim olsun, burada göğüs planı olsun, burada ne bileyim boy planı olsun gibi. Yani yazıyı görüntüye dönüştürürüz. O romanın sinemayla yakından uzaktan çok bir ilgisi yok. Ama orada da şöyle bir şey tasarladım ben. Suretçiler Şahı Zekeriya Efendi diye bir adam var. O dünyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor. Henüz fotoğraf makinesinin icat olunmadığı yıllar. Fotoğraf makinesi 1839'dur, 19 Ağustos. O tarihe kadar gördüklerini sözle anlatıyor. Oradaki öğrenciler onu tuvallere resim olarak geçiriyorlar. Yani gördükleri bir şeyi değil, işittikleri bir imgeyi tuvalin üzerine geçiyor. Böyle bir okul orası. 17-18 yaşında alınıyorlar. 60 yaşına kadar öğrenciler, 60'ından sonra hoca oluyorlar. Kör Afşin var mesela. Gözlerini kasıtlı kör ediyor ki daha düşünsel dünyasını derinleştirebilmek için. Böyle bir hikaye. Ama içerisinde tabii ki Doğu'nun hikaye anlatmadaki üstünlüğü de diyebilirim aslında Batı'ya görece. Çünkü Doğu bu anlamda gerçekten olağanüstü bir hazine. Çölde Suret'in
olmadığı imgesinden yola çıkarsak müthiş hikayeler var. Şehrazat hikayeleri, Binbir Gece masalları vesaire. Batı ise bunun karşıtı olarak, doğuda resim yok demeye getirmiyorum. Ama Batı görselde daha şey, önde, ilk baştan beri önde. İşte perspektif, gölge ışık karşıtlığı, fotoğrafın icadı, fotoğraftan sinematografiye geçilmesi vesaire. Doğuyla Batı birbirinden bu anlamda bazı farklılıklar var. Ama biri birinden üstün demek istemiyorum. Birbirini tamamladıkları noktalar aslında. Birinin üstün olması, diğerinin başka konuda üstün olması belki. Birleştikleri zaman farklı konseptlerin ya da konfesyonların çıkması diyebiliriz. Evet, tam aslında. Sizin söylediğiniz gibi baş kahramanımız Rüstem Efendi iki kültürü de zihninde sentezlemiş bir adam. Hem görüntü kültürünü hem hikaye kültürünü. Böyle bir roman sureti. Bu anlamda da bir unik örnek, biricik örnek. Doğuyla Batıyla ilgili bir sürü roman var. İşte Doğu yolculuğu falan var ama bu anlamda yani Doğu'nun temel farkını ortaya koyan, Batı'nın temel farkını Doğu'dan ortaya koyup ikisini sentezleyen ilk kitap bu. Ve büyülü gerçekçilik tarzında yazıyorum ben zaten. Ne zaman çıkmıştı hocam bu kitap? Bu yaklaşık 3-4 ay oldu galiba. Yeni bir kitap. Peki geri dönüşümleri nasıl? Okuyucular size okuduklarında kitapla ilgili neler söylüyorlar? Şöyle söyleyeyim, ben bu anlamda galiba çok şanslı bir insanım. Çünkü birçok romancı var. İlk romanını bastırmak için yayın evi yayın evi dolaşıyorlar. Ben bugüne kadar bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Evet. Yani satışı ölçüyse de satış anlamında da bir sorunu yok. Gayet iyi satılıyor. İşte yayın evinin sahipleri memnunlar sonuçtan. Ben mesela bir imza gününe gittiğimde 150-200 tane bir saatin içerisinde kitap imzaladığımı hatırlıyorum. Bu anlamda bir sorun yok. Benim için de çok satılmaz zaten önemli değil. Önemli olan nitelikli okuyucuya ulaşmak. Benim yazdığım romanlar çünkü daha böyle bir sanatsallık içeren romanlar. Eğlendirici romanlar değil, vakit geçirici romanlar değil. Yani içine girdiğiniz zaman başka bir dünyaya gitsin istiyorum. Benim filmlerim hayal de öyle. Belki. Tabii yani benim roman filmlerim de öyle. Yani salonda izleyip çıkıp gidip hiçbir şey bırakmayan tarzda şeyler benim için önemli değil. Ben istiyorum ki okuyucu ya da film izleyicisi metnin içine girdiği zaman başka dünyalar yaşasın. Günlük hayatında göremeyeceği yerlere gitsin. Benim derdim o. O yüzden de çok kişi tarafından okunması ya da izlenmesi çok da derdim değil doğrusu. Anladım. Anlaşılsın. Evet. Ve onu yaşasın istiyorsun. Nitelikli insanlara hitap ediyorum ben yani. Onu söyleyeyim. Peki suretin devamı olacak mı hocam? Yok. Suretin ben devam çok düşünmüyorum aslında. Şimdi Seyyah Berber diye bir roman üzerinde çalışıyorum. Onu yazıyorum işte. O da çok bambaşka ötekilerden çok başka bir hikaye. Bir berberin yerleşik çalışırken, işleri çok iyiyken bir anda işleri bozuluyor. Çantasına alet edevatı koyup artık bu işi gezerek yapıyor. Deniz kıyılarına gidiyor, oradaki kadınların saçlarını yapıyor filan. Farklı ondan bir sonra, konsept. Evet. Bu gerçek mi hocam? Yok değil. Değil. Benimkilerin hiçbiri gerçekle ilintili değil ama muhtemelen benim önleyemediğim gerçekliklerle bağlantısı olabilir. Yoksa gördüğüm ya da duyduğum bir hikayeden yola çıkayım derdim hiç olmadı. Anladım. O zaten doğru da değil bence. İnsanlar işte bu gerçek falan diyor. Gerçek zaten sanat olmadığı için gerçektir. Evet. Sanat olabilmesi için gerçeğin inceltilmesi, damıtılması gerekiyor. Ama insanlar nedense oraya tav olabiliyorlar. Gerçek bir hikayeden yola çıkıldı falan. Evet evet. Daha inandırıcı oluyor belki yani, de ne yaşanmış gibi. Fiction daha önemli bence. Peki hocam hep romanla mı devam edeceksiniz? Hani sinemayla ilgili teknik kitaplarınız da var aslında bu konuda. Hani gidişat roman ya da yeniden tekrardan sinemayla ilgili bir kitap yazma fikriniz var mı? Ya var ama şöyle bunlar benim için birbirinden zaten farklı değil. Yani roman yazıyorsan senaryoda yazıyorsun aşağı yukarı küçük teknik farklar konuları var. Konuları değişiyor gibi düşünmek lazım belki de. Film yapıyorsunuz aslında roman yazar gibi film yapıyorsunuz. Çok farklı değil. Dışarıdan bakınca farklı görünebilir. Ama öyle değil. Bir de işte araştırma yöntemlerini biliyorum ben. Çok iyi yetiştirildim. Üniversiteden bu yana tez danışmanlarım Sacide Vural olsun, Ayşe Kıran olsun. Tevazuya gerek yok. Ben çok iyi yetiştirildiğim için araştırma yöntemlerini çok iyi biliyorum. O yüzden de yazarken, bilimsel kitap yazarken de sıkıntı yaşamıyorum. Şu anda da elimdeki Angelopoulos'un kavram bana ait kamera rejisi yöntemiyle film yapmayı yapmak üzerine bir kitap hazırlıyorum ve merkezinde de Angelopoulos var. Theodoros Angelopoulos.
Bu da sanırım bir yıl içerisinde falan biter diye düşünüyorum. Anladım. Hocam üniversitede de derslere giriyorsunuz. Evet. Sinema derslerine. Hangi derslere giriyorsunuz hocam? Ben Beykent Üniversitesi'nden önce yani TRT'deyken Gazi Üniversitesi'nde belgesel film yönetimi derslerine girdim. Evet. Kurmaca film yönetimi derslerine girdim. Gösterge bilim derslerine girdim. 2006'dan itibaren de Beykent Üniversitesi'ndeyiz. Burada da yönetmenlik, yapımcılık ve gösterge bilim derslerine girdim. Senaryo derslerine girdim. Film yapım dersleri. Evet, film yapım ve yönetimi dersleri. Hı hı. Evet. Peki öğrencileri nasıl buluyorsunuz? Artık radyo televizyon bölümü okuyan öğrencilerin ilgisini, alakasını. Evet. Hani çünkü yıllardır bu sektördesiniz ve bu işi yapıyorsunuz. Yeni gelen öğrencilerin başarı durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz geleceğe dair sinemayla ilgili? Şöyle görüyorum ben. Üniversiteye geldikleri zaman eğer aileden, çevreden dolayı bir okuryazarlık alışkanlıkları varsa o öğrencilerin işi biraz daha kolay. Bir yani, yatkınlık oluyor tabii çünkü. Tabii yani okuyorsa mesela Sait Faik öyküleri okuyorsa ne bileyim Ahmet Hamdi Tanpınar romanları okumuşsa, Orhan Pamuk okumuşsa, ne bileyim Yaşar Kemal okumuşsa. İlginiyse de geldiyse tabii, aslında tabii. Değil mi? Hani hiç alakasız olarak değil de bilerek tercih yaptıysa. Evet. Sinema yapmak için zaten daha çok film izlemek değil de daha çok edebi metinlerle iç içe olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onlar daha yatkın. Ama üniversiteye başladıktan sonra sinemayı sevip birden sivrilen öğrenciler de var. Bilemiyorsunuz baştan. Evet. Onlar bir anda bir bakıyor ya aslında olmam gereken yer buraymış galiba ama şu ana kadar düşünememişim ben bunu diyor. Ve onlar o serüvene atıldığı zaman da biz bütün hocalar olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben setlerine gidiyorum mesela kısa film çekmek durumundalar mezun olmak için ya da her yıl finallerde. Setlerine de gidiyorum. Orada oturup beraber konuşarak yapıyoruz. Biraz mentor gibi çalışıyorum ben ve buna da özen gösteriyorum. Hocam ben mesela şunu çok fazla gözlemliyorum. Hani eskiden sunucular, spikerler ya da sinema sektörü olarak da hani kişiler daha azdı ve daha çok şansları vardı sanki. Hani bu işi iyi yapan insanlar azdı ve daha kolay sıyrılabiliyorlardı ya da iş bulma. Ama şimdi sanki gerçekten çok başarılı insanlar var ve çok fazla var. Her alanda sunuculukta olsun, spikerlikte olsun, oyunculukta olsun, yönetmenlikte olsun. O yüzden sanki şansları eskiye göre daha az ve daha çok çabalamaları gerekmiş gibi hissediyorum. Benim gözlemim bu. Hani siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz piyasaya ve sektöre bakacak olursanız? Ben biraz daha iyimser bakıyorum çünkü... Ben çok mu kötümser baktım hocam? Değil. Aslında gerçeklerin altını çiziyorsunuz ama bir de şey var. Piyasanın hacmi de genişliyor. Televizyon sayısı artıyor. Mesela siz programın başında siz de söylediniz. Dizilerimiz dünyanın her tarafına pazarlanıyor. Evet. Böylece pazar genişliyor. O yüzden söyledim ben programın başında. Yani Allah muhafaza Fransa'da doğsaydın ne yapacaktın? İngiltere'de doğsan. Burada hiç doğmak. Bu sektör yok oralarda tabii, değil mi? Tabii. O kadar hani bu kadar bu böyle kadar değil. Bu kadar ileri değil. O yüzden Türkiye'de doğmuş olmak, sinema televizyon okuyor olmak bence büyük bir şans değerlendirirlerse. Diyorsun. Biraz kendilerinin gayretine, isteğine kalıyor diye düşünüyorum. Çünkü biz de iyi bir eğitim veriyoruz kendilerine. Daha çok sıkı bir eğitim veriyoruz. Zaten, ama kendilerini beslemeleri de çok önemli. Tabii çok önemli. Onlar edebi metinlerle, müziklerle, filmler izleyerek falan kendilerini beslemeleri gerekiyor. Piyasada da bugün çalışan Beykent Üniversitesi mezunu öğrenci hiç de azımsanamayacak kadar. Değil. Evet, çok fazla. Çok fazla var. Birbirlerine desteklesinler istiyoruz. Aynı ekolden gelen insanlar zaten olarak. Bu sektörde en önemli şey galiba değil mi? Desteklemek birbirlerini. Öyle oluyor. Yani mesela siz bir yerde reji asistanı olarak çalışıyorsunuz. Bir kişiye ihtiyaç olunuyor. Bir arkadaşınızı arıyorsunuz. Onun aslında ilk işi o. Bir bakıyorsunuz oradan alıp gidiyor. Evet. Olabilir. Bizim sektörde birazcık daha bu şekilde döndüğü için birbirlerini desteklemek çok daha önemli. İlişkilerini iyi tutmaları, iletişimleri güçlü olmaları. Ben şöyle ayrı bir paragrafta şunları anlatmak istiyorum. Çünkü çok duyduğum, çok rahatsız olduğum bir konu var. Ben 10 yıl bir fiil setlerde çalıştım. En alt aşamadan başladım. Time code tutarak başladım. İkinci yönetmen yardımcısı oldum. Yönetmen yardımcısı oldum. Ondan sonra Ömer Kavur'un filminde adeta yönetmen gibi çalıştım. Kendisinin gelmediği birkaç sahnede. Ondan sonra kendi filmlerimi çektim TRT adına ya da sinema filmleri. Bütün bu süreçte gördüğüm şu çok yanlış. Diyorlar ki işte insanlar birbirleriyle yarış halinde falan. Öyle bir şey yok. İnsanlar kimse kimseyle yarışmıyor. Zaten biriyle yarışmak bence ahlaki değil. Kendinle yarışırsan, kendini bir adım ileriye götürürsen ancak başarılı olabilirsin.
herkes birbirinin ayağını kaydırıyor. Öyle bir şey yok. Evet, bu söylenti insanlara, çok fazla var bu sektörde değil mi hocam? İyi insanlara, iyi kalpli insanlara, çalışkan insanlara, dürüst insanlara daha fazla ihtiyaç var. Herkes istiyor. Herkes istiyor. Dürüst insan olsun, çalışkan olsun, iyi olsun. Ya zaten ekip olarak çalışıyorsun. Aynı ekibin içindeyiz. Ben sizin ayağınızı kaydırmaya çalışırsam biz başarılı olabilir miyiz? Evet. Herkes destekleşmesi lazım. Faruk Aksoy geçen sene bizim üniversiteye davet edildi. Televizyonumuzun genel müdürü tarafından. Adam diyor ki dünyanın en kolay işi diyor şeyi benim şirketimde işe başlamak. Buyurun gelin yarın başlayın diyor. Ama diyor o kadar hızlı kovarım. Evet. İyiysen kalırsın. İyi değilsen ama kimse seni orada tutmaz. O yüzden bu alana girecek insanların bir defa bu genel geçer söylenen sözleri bir defa bir unutması lazım. Öyle yarış marış birbirinin ayağını kaydırma falan öyle bir şey yok. Sadece sen iyi olacaksın. Evet, o yüzden desteklemiyorlar birbirlerini belki de değil mi? Belki de. İşimi kaybetme korkusu yaşadığı için ya da o benim önüme geçerse gibi tedirginlikleri yaşadığı için. Kişi kendini biliyorsa bence bu duruma düşmez ama hocam. Tabii korkacak hiçbir şey yok. Siz iyiyseniz iyisinizdir. Bunu kimse üstünü kapatamaz. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Katıldığınız için çok keyif aldık sizi dinlerken. Ben hem sektöre dair hem de kitaplarınızı dinlerken, bakış açılarınızı yansıtırken çok keyif aldık. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, Cengiz Asil Türk'le birlikteydik efendim. Bugün biz bizi de sinema yönetmeni ve yazar. Hem sektörü değerlendirdik kendisiyle. Uzun yıllardır sinemada, dizide, bu sektörde yer alan bir kişiyle bu sektöre dair konuştuk. Hem de aynı zamanda üniversitemizde de bazı derslere giriyor film yapımı ve yönetimine dair. Romanları da var. Romanlarını da konuştuk bu kapsamda. Konularını işledik. Programımızın sonuna geldik. Efendim, farklı konu ve konuklarla biz bize de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.